Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yani kaç ay oldu en son video çekeli bilmiyorum ama bayağıdır video çekmiyoruz. Yani özellikle ben en son ne zaman çektiğimi hatırlamıyorum. Ocak ayından beri arkadaşlar bir projemiz vardı. Anca sonlandı. Yani video çekmemizde en büyük etkilerden biri o. İbrahim de yalnız olduğu için arkadaşlar dükkanda tek başına mücadele veriyor. O yüzden video çekemedik. Şimdi arkadaşlar bayağı bir değişiklikler var. İyi haberlerimiz var, kötü haberlerimiz var. Hepsinden bahsedeceğiz ama bugün şöyle bir genel buradaki bizim şu meşhur aşağıdaki süs kümeslerimizi bir gösterelim istedim. Burada arkadaşlar 5 tane bölmemiz var. Bakın burada 2 horoz, 1 tavuğumuz vardı. 1 horoz ve 1 tavuğumuzu sahiplendirdik. Şimdi arkadaşlar bazı ırklar, hatta birçok ırk gitti diyebilirim. Ne oluyor, niye gidiyor? Bunları İbrahim'le beraber bir video çekip sizlere anlatacağız. Şu an burada bir tane Silver Brakel horozumuz var. İhtiyacı olanlar videodaki iletişim kanallarından bize ulaşabilirler. Bir tane Silver Brakel genç horozumuz var. Ercan abiden almıştık. Yani şöyle söyleyeyim, 1 yaşında falandır bu horoz. 1 yaşında bir horozumuz var. Burada 2+1 limon pay cüce koşinimiz var. Bunlar biliyorsunuz bizim kendi takımımız, zaten o zamandan beri devam ediyor. Bugün bir tane yumurtalarını aldım. Bir haftadır yumurta toplamıyordum ama şu aşağıda ızgara altlarında yumurtalar gördüm. Muhtemelen yere yumurtluyorlar. Şu küçük yerlerden de arkadaşlar biliyorsunuz bunlar tel çesan. Ama bu küçüklerden küçük fareler giriyor. Muhtemelen onlar aşağıya taşıdı. Yani bu küçük teller çok iyi. Hani büyük fareler kesinlikle giremiyor. Ama şu büyüklük de arkadaşlar, yani şöyle söyleyeyim 2 santim, 2,5'a 2,5 gibi. Bunlar da hani şey, ne derler, farelerin geçişini engellediği. Bunun üzerine şey yapabilirsiniz, yeşil telden yapabilirsiniz. Bir de bizim kümeslerde yaptığımız daha ince, böyle birebir göz aralıklı, genelde özel siparişle yapılıyor. O tellerden, çesanlardan kullanırsanız bu sıkıntıyla da uğraşmazsınız. Şöyle ızgara altlarımız neredeyse doldu. Bir temizlik videosu paylaşmıştık. Bakın şu horoz sadece burada gündüzleri takıldığı için orada bir dışkı var. Diğer yerler temiz. Tünek altlarında böyle birikmeler görüyorum. Bunlar da zaten yok. Bunlar tüneye de çıkmıyor. Bunların genel böyle bir homojen dağılım var. O yüzden dışkı görünmüyor. Bakın burada şu uçta yatıyor. Bir horoz ve bir tavuğumuz. Diğer tavuğumuz da gurk olmuş arkadaşlar. Tabi haberimiz yoktu. Bir de otomatik folluk olduğu için öne doğru yumurtaları kaydı. Bayağı bir yumurta topladım oradan. 29 tane yumurta aldım arkadaşlar. Çünkü bir tane eksikti oradan ezberimde. Şu süpürgem içeride kalmış. Bunların yemliklerini falan doldurduk şimdi. Bakın burası temizleneli yaklaşık bir 6 ay var neredeyse. Videosu vardı. Ondan beri bu kümeste bakın buralar boş hala. Sadece şu tünekte yattıkları yerde bir dışkı birikimi olmuş. Izgara kümesin güzelliği, ben yaklaşık kaç ay diyeyim? Yani ocağın ikisinde proje başladı. Aralık'ta gidip gelmeye başladık. 5. ayın onlarındayız. Yani 6 aydır bu kümesi arkadaşlar sadece yumurta toplamaya giriyoruz. Bunların yemlikleri 1 ay kadar gidiyor. Yemliklerini dolduruyoruz. 1 ay kadar yemlikleri idare ediyor. Şu köşede gördüğünüz nipel sisteminde de hiçbir kaçak sıkıntı yaşamadan sistemi çözdük. Yani buradaki sistemi arkadaşlar, şimdi bizden nipel alanlar oluyor, diyor ki kaçırıyorlar. Şöyle tekrar bir göstereyim. Bakın seviye bu. Hepsinde birbirine geçişli. Sonuncusu sadece kör tapalı. Buradan başlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Yüksekliğimiz bu. Şöyle geri geleyim. Görünmeyecek. Şu arada diş var. Yani arasında 50 santim var yok arkadaşlar. Hortumu şuradan anlayabiliriz. Bakın hortumun çıktığı yerle depo arası. Yani bunu çok yükseğe koymanıza gerek yok. Çok yükseğe koyduğunuz zaman basınç oluyor ve kaçaklar o zaman oluyor arkadaşlar. Çok yükseğe koymuyoruz. O şekilde ne derler? Basınçsız, kaçaksız. Yani dibine kadar da geldiği zaman su geliyor. Yükseğe kaldırıp da sisteminizde arkadaşlar basınç çok olduğunda bu nipel çanaklı sistemlerde akıntı oluyor. Ama basıncı böyle ayarlarsanız hiçbir sıkıntısız gül gibi gidiyor. Bir kere şu ana kadar, şu ilk baştaki kümeste bir kere denk geldim. Takılmıştı. Onun dışında Allah'a şükür buralarda öyle bir sıkıntı da yaşamadık. Tabii bunda şeyin de çok etkisi var. Bakın her şeye üşenmeden şöyle ikili sabitleme aparatı taktık biz. Çünkü bunu takmayınca kayıyor, o oluyor, bu oluyor, çividen çıkıyor. Bu sefer çanaklarda kaçaklar başlıyor. Böyle dengeli olduğu zaman hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi ben şu gurk tavuğu şu anki yumurtalardan bir bakacağım. Onlardan. Bakın şimdi gözümün önünde fare geldi, çıktı şuradan şuraya girdi. Bakın ben buradayım. Bu fındık fareleri ehilleşti artık. Bizden de çekinmiyorlar. Resmen çıktı buradan, içeri girdi.
Bu bir tane, şimdi o yumurtalardan bir seçeceğim, bir 14 tane. 14 tane yumurtayı bunu yatırmayı düşünüyorum. Bayağıdır çünkü gurkumuz yok. Bir gurk tavuk, böyle civcivleriyle gezen bir gurk tavuk heyecanını yaşayalım. Ya da dükkanda bakayım, çıkacak civciv varsa direkt bunun altına da sürebiliriz. Öyle bir niyetim de var. Şu an sıkıntı şu arkadaşlar, bayağıdır yoktuk. Otu görüyorsunuz, bu senede mübarek yağmurlar, bir yağmur bir güneş, bir yağmur bir güneş. Şöyle belimden yüksek arkadaşlar şu an ot. Şöyle görüyorsunuz bahçeyi. İnanılmaz ot var. Bu otun içine zaten tavuk girmek istemiyor. Bir ikincisi girse bile arkadaşlar, bizim görmediğimiz işte kediler mediler civcivleri kapabiliyor. O yüzden çok böyle yüksek otu sevmeyiz. Şimdi sizlerle arkadaşlar, Laken Welder'lerin folluğunu gördüğüm için video çekme niyetim yoktu. Ama şöyle bir video çekelim istedim. Çünkü folluğu görüyorum. Bunları da açalım şimdi. Hepsini bugün saldım. Bakın arkadaşlar, folluk dolmuş taşıyor. Yani yalan olmasın, bir hafta ya da 10 gün falan olmuştur yumurta toplayalı. Emin değilim. Yani ben çünkü Ankara'dayım. Gidiyorum geliyorum. Şimdi bitti Allah'a şükür. Projemiz sonlandı. Teslim ettik. Şimdi biraz daha fazla burada zaman geçireceğiz. Hadi çıkın dışarı biraz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 4 artı 1 Laken Welder grubumuz devam ediyor. Hadi çıkın. Şimdi akşam saati arkadaşlar. Çok da çıkmak istemiyorlar. Gelelim folluğumuza. Flaş yaksam mı? Bakalım yakınca nasıl görünüyor. Evet, daha iyi gibi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hobi folluğu eğer toplarsanız böyle tertemiz kalır. Ama burada işte tünek altlarında bahsetmişim ya. Bakın diğer yerlerde ızgara boş. Ama şu tüneğin hemen altındaki yerde böyle bizim gibi tembellik yapıp temizlemezseniz bir dışkı ızgara seviyesine geliyor. Ama yani Allah'a şükürler olsun, bu ızgara sisteminden çok memnunum. Şimdi burayı niye çekiyorum? Arkadaşlar bize soruluyor. Hangi süs tavuğunu besleyelim, aynı zamanda da yumurta alalım. Bakın şöyle sıradan bir yumurta seçtim. Netleştirsin. Şöyle burnumla dokunacağım ekrana. Bakın arkadaşlar, normal bir yumurta boyutunda. Yani lohman yumurtası kadar diyebilirim. Normal yumurta boyutunda. Ve yumurta sayısını, bereketini bir maşallah esirgemeyelim. Görüyorsunuz. Burada kırılan yumurtalar da var. Çünkü dediğim gibi ya, bir haftadır, 10 gündür. Yani yumurta toplamıyoruz. Hobi folluğun, işte bu ızgaralı sistemin, şöyle nipelli suluğun en büyük güzelliği bu. Her yeri gelmişken onu da gösterelim. Bakın şimdi mesela yem artığı, burada çünkü başka bir şey yok. Yem artığı, ağızlarından gelen yem artığı birikmiş. Ne yapıyoruz? Şöyle çeviriyoruz arkadaşlar, bakın. Çok da üstüme gelmesin diye hızlı da çevirmiyorum. Bakın hop, temizlendi. Sistem tamamen bu. Suyu bittiği için bakın, suyu damlayarak doluyor. O dolduğu zaman bitecek. Bakın tertemiz oldu. Temizliği bu kadar basit. Bunları böyle senede bir kere veya iki senede bir kere de çıkarıp şeyle de yıkayabilirsiniz. Yaptığım olay tamamen bu. Eğer susuz kalmazsa arkadaşlar, bunları böyle alıp süngerle yıkayacak kadar kirlenmiyor zaten. Ama susuz kalırsa, içinde toz pislik birikirse, o zaman arkadaşlar yani bir süngerle yıkamak gerekebilir. Onu da göstermiş olalım. Yani nipel sistem, işte beğenmeyenler var, şey yapanlar var. Ben her gün suyumu doldururum diyenler var. Evet, her gün su doldurmanız çok güzel bir şey. Ama bizim gibi farklı şehirlere gidiyorsanız, tavukları bırakmanız gerekiyorsa, o sistemde hayvanlar susuz kalıyor. Bu sistem ise, biz şöyle söyleyeyim, bayramda, Ramazan bayramında 15 gün burada yoktuk. Hiçbir sıkıntısız, bütün hayvanlarımız zayiatsız, kafamız rahat bir şekilde yaşadı. Bıraktık gittik. Çünkü bu hobi folluk da bizim işimizi inanılmaz rahatlattı. Ama bakın hani biz biraz olayı abarttık tabii. Kümesi yumurta toplamaya bile girmeyince böyle bir sahne oldu. Ha, yine sıkıntı var mı arkadaşlar? Bakın yok. Yumurtalar burada. Yani burada yumurta kırıldıysa kabuk göremiyorum hiç. Ama hani bir ıslaklık var. Belki hayvan yumurta yaparken bir dışkılama da olmuş olabilir. Ama yani şu yumurta makineye girmeye engel bir pislik değil mi? Kesinlikle değil. Bizim şimdi kışın bahçede gezen hayvanın yumurtası daha pis oluyor. Ayaklarından gelen çamurlarla. Şu gayet temiz bir yumurta. Biz şimdi makineye yumurta yüklemeye devam ettiğimiz için arkadaşlar, dükkanda inanılmaz kirli yumurtalar geliyor. Geçen yine onu da söylemiş olalım. Arkadaşlar şu yumurtayı silmiyoruz. Islak bezle yıkamıyoruz kesinlikle. Bunlar yumurtaların deliklerini dolduruyorlar. Hava delikleri var bu yumurtaların. Bunlar canlı. Biz oraları doldurduğumuz zaman nefes alamıyor. En kötüsü arkadaşlar, yani nefes alamıyor. Yumurtada gelişme olmuyor. Çürüyor. Bir de bir patlıyor. Patladığı zaman çevresindeki yumurtalara da zarar vermiş oluyor. Sadece sert bulaşık teliyle siliyoruz dostlar. Başka bir şey yapmıyoruz. Şimdi bakın, birinci koliyi doldurdum. İkinci koli neredeyse doluyor. Demek ki burada
10 günü de geçmiş. Yani çünkü 4 tane tavuğumuz olduğunu düşünürsek ki şu an arkadaşlar hepsi her gün yumurtluyor. Oradan bir hesap yaparız. 10 günü de geçmiş burası. Biz acaba İstanbul'dan geldikten sonra toplamadık mı diyeceğim. Ramazan bayramından sonra topladık ama yok. Öyle hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar 2 koliden 5 tane eksik. 3, 6. 6 çarpı 5 30'du. Ona bakalım. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 55 tane yumurtamız var. Bu 55 yumurtayı 4'e bölersek arkadaşlar ne olur? Yaklaşık 14 gün. 14 günde 56 olur. 2 haftalıkmış. 2 haftalık yumurtayı hobi follukta bıraktık şu sistemde. Hayvanlar burada. Yemlikleri bu. 14 gün. Bu kümese yumurta dahi toplamaya girmediniz. Ama ne yaptınız? Geldiniz. Buradan 55 tane yumurta aldınız. Şu an Lekenwelder süs tavuğu yumurtasının adetini arkadaşlar piyasada 25-30 lira civarlarına satıyorlar. 20 liraya satanlar da illaki vardır ama genel şu an fiyat o. 30 lira civarında yumurta sattığınız durumda şu an burada 55 tane yumurtadan ne yapar? 1650 liralık yumurta var. Ve siz 15 gün kümese girmediniz. Burada 1650 liralık piyasa değeri olarak söylüyorum arkadaşlar. Yumurta birikti. Bu sistemin bize en büyük avantajı o. Bu yemliğimiz bizim 15 kilo diye geçiyor ama bunlar 13 kilo 12 kilo o civarda alıyor. Çünkü iki tane yemliği Sadova yem yani belki 28 falan da alabilir yani 15 ama net 15 kilo almıyor. 13 ile 14 kilo arası alıyor. Bir çuvalla iki tanesini tam dolduramıyoruz. Biraz eksik kalıyor ama çok az eksik kalıyor. Hani 30 kilo almıyordur. Bu arada hayvanlarımız da görüyorum ufak ufak tüye girenler var sanki. Bakın onun boynunda tüyler çıkmaya başlamış. Bu sistemi yaparsanız Lakenwelder gibi ırkınızda olursa dayak da yiyebilirsiniz öyle. Bizimki bakın seviyor vurmayı. Geldi bana vurdu durduk yere. Bana niye vuruyorsun oğlum? Hasta mısın sen? Ne güzel bakıyoruz sizlere Sadova yemle böyle yeşilliğin içinde. Kendinize özel odanız var. Yeriniz ızgara. Çamura basmıyorsunuz, suya basmıyorsunuz. Ön tarafınız ızgara, havasız kalmıyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz? Böyle arkadaşlar bir yani Lakenwelder vari. Aynısı bizim Warwerk'lerde de var. Yani onlar da çok iyi yumurta yapıyor. Onların da yumurtasını geçerken göstereceğim. Orada da 2 tane hayvan var. 29 tane yumurta topladım. Ya muhtemelen 14-15 günlük yumurtalar arkadaşlar. Oradan da teyit etmiş olalım. Çünkü bu ara hepsi her gün yumurtluyor. Yeşilin içinde de muazzam görünüyorlar. Yani hem süs tavuğu hobinizi gerçekleştirmiş olursunuz. Hem de yumurtanızı yersiniz. Biz bu yumurtaların şimdi bir kısmını yiyoruz. Bir kısmını makineye yüklüyoruz. Şimdi soranlar olacaktır. Niye Lakenwelder yemeye başladınız? Ligorinlere ne oldu? Ligorinlerin büyük bir kısmını arkadaşlar verdik. Yemek için kendimize ligorinler de bıraktık. O detayları size sonraki videolarda İbrahim'le birlikte anlatacağız. Fatibo Pet Shop'ta bazı değişiklikler var. O değişikliklerden bahsedeceğiz size. Ama böyle yaparsanız bir yere varamayız gençler. Bu arada şu size Tolbant viyandotlarımız. Veda edelim. Onları da göstermiş olalım. Bu grupta Tolbant viyandota geçmedik. Bakın arkadaşlar adam gibi bir takım oldu. 4 artı 1. Çok güzel desenler her şey. Şimdi bunu açacağım da bunlar kavga ediyorlar açtığım zaman. Çıkmayın dışarı. Bunlar çok ehiller arkadaşlar. Vurma etme yok. Bakın horozumuza. Efsane. Tavuk desenleri çok güzel. Şu an karanlıkta çekiyorum arkadaşlar. Hava karardı. Çünkü şöyle flaş açayım. Bakın dostlar. Muazzam güzellikleri var. Sizin yumurtanız var mı ya? Size bakmadık bak. Yerde yumurta kabukları görüyorum arkadaşlar. Bunlar çünkü folluğa herhalde birkaç tanesi çıkıyor veya çıkmıyor. Bunlar çok fazla folluğa çıkamıyorlar. İri hayvanlar oldukları için. Ha, varmış. Burada da 6 tane. Bakın bayağı toz olmuş yumurtalar. 6 tane. Tolbant viyandot yumurtamız mevcut. Adamım. Bana vuracak mı yine? Yumurtalarım var orada. Vurma bana da. Yumurtalarımı kırma. Şöyle şunları şuraya koyalım arkadaşlar. 6 tane Tolbant viyandot. Tolbant viyandotlardan daha hiç civciv çıkarmadık. Bir bunları yükleyelim bakalım çıkıyor mu? Ona göre yumurta paylaşımı yaparız. Gel gitme şimdi gitme. Orada sıkıntı olacak gel. Gel içeri aferin. Nasıl oldu çıkardınız siz? Bakın arkadaşlar yerlerde bayağı yumurta görüyorum. Şimdi bunları bir takip ederiz. Yere yumurtluyorlar muhtemelen. Bu bizim yaramaz farelerde o yumurtaları yiyorlar. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bunlardan daha hiç civciv çıkarmadık ama ben Ankara'ya gitmeden önce yumurtaya başlamışlardı. Gayet güzel yumurta veriyorlar. Ama ben bayılıyorum şu renklere. Bir gün güneşte yeşilin içinde yine sizde tekrar göstermiş oluruz. Arkadaşlar şimdi anam. Evet bir yumurtayı da ben kırdım.
güzel kırılsaydı bakardık, Delorean'la bakardık döllü müydü diye. Bu küme sisteminden arkadaşlar. Hayvan bakmak inanın ki çok kolay. Üstüm başım her yerim yumurta oldu. Şöyle göstereyim. Her yerim yumurta. Bu işin zorlukları da var, güzelliklerinin yanında tabi. Ama hayvan bakmak gerçekten terapi tadında. Böyle çok keyifli bir iş. Zorlukları var. Mesela ben fareden çok tiksiniyorum. Kümeslerden de fare bir şekilde eksik olmuyor. Bakın gittiler yumurtayı yiyorlar. Yani tavuk yumurtayı kırdım arkadaşlar. Affetmez. O yüzden diyoruz ya, yumurta yemeye alışan tavuğun kesin çözümü onu kesip sizin yemeniz. Başka bir çözümü yok çünkü. Bir başladılar mı bırakmıyorlar bu işi. Allah'tan bizim bu gruplarımız öyle bir sıkıntı yok. Bunlar kırılmış yumurta yiyorlar şu an ama yumurta kırmayı bilmiyorlar Allah'tan, öyle bir şey yapmıyorlar. Bakın yumurtaları orada yerde bırakıyorum. Böyle bir şey olsa hiç onları çıkarmam. Evet dostlar, bayağıdır bir ara vermiştik. Bu vesileyle tekrar bir video çekelim istedim. Umarım uzun süredir görüşmüyoruz. Herkes iyidir. Hastalarımız varsa şifalar diliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere dostlar.